Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hicranın içimi yakar. Gözlerimden kan akar. Feryadım ayyuka çıkar. Seviyorum Mevlam seni. Seviyorum Mehdican seni. O nur nikaplı yüzünü ah bir kez görebilseydim. Ayaklarının tozunu gözüme sürebilseydim. Açardım ben güller gibi, sızlardım ben teller gibi, söylerdim bülbüller gibi. Seviyorum Mevlam seni, seviyorum Mehdican seni. Ah o anda neylerdim ben, zevk-ü sefa eylerdim ben. Mecnun gibi söylerdim ben, seviyorum Mevlam seni. Seviyorum Mehdi Can seni. Evet değerli canlar, değerli Hazreti Mehdi aşıkları, değerli Hazreti Mehdi sevenleri. Bugün yine konumuz Hazreti İmam-ı Zaman ağamızı tanımak, İmam Mehdi Accelallahu Teala Ferecehu Şerif'i tanımak. Ve tabii ki İmam Mehdi Aleyhisselam konusu olunca aklımıza gelen ilk kişi çok değerli üstadımız, Ehlibeyt alimlerimizden Seyyid İbrahim Hikmet hocamız bizlerle beraberler. İnşallah bugün de yine İmam-ı Zaman ağamızın zuhur sürecine farklı bir bakış açısıyla bakacağız. Sizlere güzel bir program sunmaya çalışacağız. Sözü çok değerli üstadımıza bırakıyoruz, Seyyid ağamıza bırakıyoruz. Sizlerle bir hoş geldiniz, hasbihal etsinler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sürecine başlıyoruz. Buyurun hocam, söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun. Bu okuduğun güzel şiirden dolayı İmam Mehdi Aleyhisselam. Zamanın imamı İmam Mehdi Aleyhisselam tüm Müslümanların ve müstezapların penahıdır. Onu tanıyan huzura gider. Onu tanımayansa helak olur. Çünkü zamanın imamını tanımayan helak olmuştur. Bununla ilgili sohbetlerimize inşallah başlayacağız. Dünyanın her neresinde olursa olsun kardeşlerim, Allah'ın emirlerine itaat edip Resulullah'ın ve Ehl-i Beyt'in mesajlarını alıp onlarla amel etmek isteyen olan tüm kardeşlerimizi de saygı ve sevgiyle anıyorum. Dediğim gibi Allah sonumuzu hayır etsin. Kitabı sağ tarafından verilenlerden eylesin. Soru ve suallere inşallah hakkıyla cevap verenlerden eylesin. Çünkü bizim için her iki cihanda da muvaffak olmamız ve her iki cihanda da bahtiyar olmamız en önemli şeylerden birisi. Bu dünya imtihan dünyası. Eğer burada olmazsak ahirete imtihanda geçmeden bir şey yapamayız. Onun için Peygamberimizin buyurduğu gibi dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekerseniz orada onu biçersiniz. Her ülkenin, her toplumun, belki her bölgenin kendine has durumları var. Herkesin bir bulunduğu bölgede belki sıkıntılar olabilir. Belki kendi ailesi içerisinde olabilir, çevresinde olabilir. Veya ülkesinde olabilir. Yani inandığı gibi yaşamak isteyen insanlar belki bunu yapmakta zorlanabilirler. Burada Resulullah'ın rihletinden sonraki hadiselere bakacak olursak, böyle çok insanlar var. Velayetten uzak durduktan sonra o ulaşmak istedikleri şeye ulaşmışlardır. Ama demişlerdir ki sonra keşke buna ulaşmasaydık. Burada ikinci halifenin oğlunun ve birinci halifenin oğlu şöyle söylüyor. Babam en son ölüm döşeğindeyken biz gerçekten de Ali İbni Ebi Talib'in velayetini haksızlık yaptık o konuda. Ama iş işten geçtikten sonra. İş işten geçtikten sonra, çünkü onlar o istediği emele ulaştılar ama ulaştıktan sonra da
keşke biz buna ulaşmasaydık diye son demlerinde, son anlarında pişmanlık duydular. Burada işte bu hadiselerden sonra İmam Ali Aleyhisselam bizlere bunu haber veriyor. Bugünleri anlatıyor bize. İmam Mehdi Aleyhisselam'dan önce. Gerçekten de bu köle olanları, esir olanları azat edeceğini İmam Mehdi'nin eliyle ve insanların huzur bulacağını ve oradaki aş şerbetiyle gerçekten de o şerbeti içtikten sonra da mahdiyar bir şekilde insanlar arasında dolaşacaklar bunlar. Burada ben Neçül Belaga'dan, İmam Ali Aleyhisselam'dan, İmam Mehdi Aleyhisselam'dan önceki hadiseyi bir göz geçirmek istiyorum, izin verirsen kardeşim. Lütfen buyurun. Ümmet azgınlık yolunda diyor sağ ve solu tuttu. Yani Resulullah'ın vefatından sonra ümmet diyor bir oraya bir oraya gitti diyor. Doğru yolu diyor bir yana attı. O Gadir Hum'da Resulullah'ın insanları çağırıp Allah'ın emrini insanlara anlattıklarında, Gadir Hum olayında İmam Ali Aleyhisselam'ın velayeti insanlara tanıtıldıktan sonra, ama kısa bir sonra Resulullah'ın ritetinden sonra bunu bir yana attılar. Ve bunlar sağa ve sola gittiler. Azgınlık yolunda sağa ve sola tuttular ve doğru yolu bir yana attılar. Yani velayeti bir yana attılar. Acele etmeyin. Olacak şey gelip çatacak size. Yani neticede bir hesap günü o size satacak. Uzak sanmayın diyor İmam Ali Aleyhisselam. Mukadder olan fitne gelecek. Yani siz bunu uzak zannediyorsunuz. Ama o fitne geliyor, sizi buluyor. Bir şeye diyor, tezcek acele ulaşmak isteyen kişi vardı ki ulaşınca keşke ulaşmasaydım diyecek. Bugün ne de yakındır yarın gelip çatması. Yani bu kadar gözünü açıp kapattığın kadar. Ve alametleri bellidir gider. Ey benim ümmetim, ey benim kavmim. Bu vaat edilen şeyin geleceği vakittir. Yani sizin kurtuluşunuz için Allah'ın o vaadi yakındır. Ve tanımadığınız şeylerin görülmesi yakındır. Bilmediğiniz, tanımadığınız şeyler sizin önünüze çıkarılacak, tezgah edilecek, sunulacak size. Ve bu da yakındır. Bilin o zamana ulaşan diyor, eğer bizden bir ışık elde ederse doğru yola gider. Yani bu fitnenin, hucurun ve size sunulan batıl şeylerin geldiği zaman, eğer siz buradan diyor, bilin ki o zamana ulaşan, eğer bizlerden diyor, yani velayetten bir ışık diyor böyle kapsa ve o yürür gider, temiz kişiler gibi yol alır. İmam kurban olduğum bu Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önceki hadiseleri ve kendisinden hocam, sonraki bunu. Yani kendi velayetinin gasp edilmesine rağmen, o fitneler gelecek olmasına rağmen imam yine o zamanın insanlarına bir ışık yolu gösteriyor. Tabii kavmine bu insanları anlatıyor. Yani burada gerçekten sizin diyor acele ettiğiniz şey size ulaşacak. Ulaşınca da diyor göreceksiniz ki diyor pişmanlığınız fayda etmeyecek size diyor. Ve fitne gelip bulacak sizi o zaman diyor ve tanımadığınız şeyler size tezgah edilecek, sunulacak. Yani yine bir tövbe kapısı, yine bir açık kapı, yine bir hidayet ışığı bırakıyor. Tabii eğer diyor bizden bir ışık alırsanız yol alıp gidersiniz diyor. Kurtulursunuz diyor. Temiz kişiler gibi yol alırsınız ve o fitne çağında tutsakların boyunlarından diyor bağı çözer, onları azat eder. Belki burada imam kurban olduğum İnsanların o günkü yaşadığı şeylere belki tutsak olmuşlardır. Bağlandığı şeyler vardır. Belki bunlardan imam perdelerini, insanların gözlerinden perdeleri kaldırır. Yani diyor körelmiş bir kılıcı bilediği gibi keskinleştirip insanların diyor bakışını keskinleştirecek diyor. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın huzurunda.
Kulakları işitmeyenler diyor, kulakların sanki pası çözülmüş gibi onlar hakkı diyor, daha iyi duyacaklar diyor. Yani burada kör bir kılıçtan bahsediyor. Bu kör kılıcı diyor keskinleştirdiğin gibi insanların bizim diyor o bir nebze diyor bizden ışık alanlar diyor daha iyi görecekler diyor. Bunu haber veriyor. Ve burada o fitne çağında tutsakların boyunlarından bağı çözer, onları azat eder, batıl topluluğunu diyor dağıtır. Yarılıp, kırılıp giderler. Bunu da insanlar, imam kurban olduğum, burada diyor insanlar bunu yaparken de diyor, insanları bunu görmeden yapar. Yani insanlar bir anda nasıl olduğunu, aynı Süleyman Aleyhisselam döneminde onun amca oğlunun Belkıs'ın onun tahtını nasıl alıp getirdi böyle bir anda gözünü açıp kapatana kadar. İmam kurban olduğum diyor ki o zamanda diyor kırılan ve o dağılan şeylerin diyor hatta bir şey yapan usta bile diyor o kırılsa onun nasıl toplandığını diyor böyle görmeyecektir diyor onu tamir ederken bile diyor. Yani burada masum imam için bunlar çok kolay. Çünkü Allah-u Teala onun zamanın imamı ve mekanın sahibi karar kılmış. Ve burada hükmediyor ve bu hükmederken de bizim belki çok zor gördüğümüz şeyler onlar için çok asan olacak. Çünkü Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi hak geldiğinde batıl zahir olacaktır. O zuhurda da göremeyenlerin belki gözlerini açacak, işitmeyenlerin belki kulaklarını açacaktır. Bunun tabirini İmam kurban olduğum Nehçül Belâgı'da çok güzel açıklamış. Orada buyuruyor ki bunun diyor yapan diyor, usta bile diyor, yaptığını gözleyen bile diyor, ne kadar dikkat ederse etsin göremez bunu diyor. Sonra dileyen topluluğunun diyor, can gözlerini açar. Yani dilediği topluluğun, o bir ışık talep edenler varsa, onların diyor gözlerini açar. Körlenmiş, kırıcı biler gibi onların görüşlerini diyor, biler. Onlar diyor öyle yapar. Kur'an'ın nuru gözlerinin nurunu ışıtır. Görgülerini, öngörülerini güçlendirir. Ve anlattıklarıyla da kulaklarının duymalarını keskinleştirir. Yani şu anda bizim Türkçe'de buna en güzel şey insanların kulaklarının pasını silmek gibi bir şey olarak görebiliriz. Onları da diyor sabahleyin marifet kadehlerini içtikten sonra hikmet nuruyla susuzluklarını giderir. Yani o sabah diyor size verilecek olan o hikmet şurubu, hikmet suyundan da diyor. Sizler bundan da diyor susuzluklarınızı giderirsiniz, kanarsınız. Burada bunu yıllar önce imam kurban olduğum bizlere söylemiş. O zamanki insanlara söylemiş. Ve kendisinden sonraki olacak hadiselere, önünüze fitnelerin çıkacağını ve bu fitne sahiplerinin böyle olacağını ve burada sizler ne yapmanız gerektiğini, yani burada diyor, dikkat edin ki diyor, bir ışık bile diyor bizden diyor alsanız, o sizin yolunuzu bulmanıza sebep olacak. Bunu imam kurban olduğum bize buyurmuş. Burada şu anda bu ülkemizde ve komşu ülkelerimizde bir sürü hadiseler yaşanıyor. Daha uzaklara gittiğimiz zaman Müslüman oldukları için katledilen kardeşlerimiz var. Diğer taraftan velayet, İmam Ali Aleyhisselam'ın velayetini kabul ettikleri için isimleri Ali ve Hüseyin oldukları için katledilen kardeşlerimiz var. Peygamberimizin soyundan gelen nice seyitler. Nice seyitler var. Yani haksızlıklara uyuyanlar var. Bu dünyanın her yerinde bu zulüm, bu fitne çoğalmış. Burada bu fitnelerin karşısında
Bu zulmün karşısında ne yapmamız gerekiyor? Birinci vazifemiz, ilimle kuşanmamız gerekiyor. Yani onların silahlarıyla silahlanabiliriz. Yani onların seçmiş olduğu yolu, alternatife biz daha güçlüsünü yapabiliriz. Eğer onlar ilimde ilerlemişse bizler o ilmin daha üstüne çıkmamız lazım. Daha üst seviyelere çıkmamız lazım. Eğer onlar ilmin bir dalını almışlar ve daha yükseğe çıkmışlarsa bizler daha çalışmamız lazım. Şimdi sizin, bizim evlatlarımız var. Bu evlatlarımızın geleceğe doğru ne yapmaları gerekecek? Değil mi? Bizden önceki atalarımızın çektiği zahmetler ne olmuşsa bugün de biz de buna bakacağız. Buradaki şu anda yaşadığımız toplum içerisinde gençlerimizin eğitimi için neler yapabiliriz? Bunların doğru bir eğitim almaları ve bunların şu andaki bulunan, etrafta bulunan bir sürü düşmanların çalışmalarını nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Yani bir önceki konuşmamızda da bir planların olması lazım. Yani sizin, bizim, evet, elinde imkanı olanların bu imkanı bu yolda kullanmaları gerekiyor. Eğer sizler bu imkanı bu yolda kullanmasanız, birileri gelip onun yerini dolduracak ve sizin çocuklarınız başkalarının eline teslim etmek üzereceksiniz. Allah muhafaza. Onun için burada birinci eğitime önem vermemiz gerekiyor. Kendi imkanlarımız içerisinde eğitim kurumları oluşturmamız ve evlatlarımıza ve çocuklarımıza bize emanet edilen o Kur'an ve Ehl-i Beyt'i bunlara ulaştırmamız gerekiyor. Öyle ya böyle. Yani çocuklarımıza, çevremize, üniversite gençlerine, herkese hocam, bunu anlatmamız gerekiyor. Bunun tam tersi bir süreç yaşıyoruz. Yani olaya biraz tersten bakalım, ters taraftan gelelim. Evet. Yani hemen hemen bilimde, ilimde şu an en çok zayıf kalmış olan Müslümanlar. Yani uzay bilimi anlamında olsun, teknoloji anlamında olsun, medya anlamında olsun, ne bileyim, hatta medeniyetler anlamında bile. Yani Avrupa'ya bile zamanında bizim alimlerimiz birçok medeniyeti götürmüşken, şimdi anlayış anlamında, yaşayış anlamında ve ileri teknoloji anlamında biz sürekli onları tabiri caizse bir 50 yıl geriden takip ediyoruz. Burada bir çelişki yok mu? Yani sanki onlar İmam Mehdi'nin zuhuruna hazırlanıyorlar. Biz sanki Allah muhafaza karşı saftaymışız gibi bir çelişki var ortada. Bunun en önemli nedeninden birisi beyin göçü. Maalesef İslam ülkelerindeki yöneticilerin yanlış siyasetleri, baskıları, zulümlerinden dolayı beyin göçü oluşuyor. O sizin nabıka dediğiniz akıllı insanlar, o sizin şu anda Avrupa'nın ve Amerika'nın ilimde en üst seviyeye çıktığı ülkelerden bahsedecek olursak, bu elimizdeki gençlerimizi oraya yollamış oluyoruz. Gidin Amerika'ya, Silikon Vadisi'ne bakın. Gidin Avrupa'ya. %50-60'ı belki bizim kendi Müslüman çocuklarımız. Bu memleketin evlatları. Komşu ülkemizin evlatları gitmişler oraya. Peki neden beyin göçü hocam? Beyin göçünün olmasının sebebi İslami ülkelerde maalesef Müslümanlar var ama İslam yok. Eyvallah. Avrupa'da Müslümanlık yok ama İslam'ın hükümleri var. O zaman sanki şunu diyebilir miyiz? İslam düşmandan çok İslam adı kisveti altında olmuş olan zihniyetten daha çok çekiyor. Ya şimdi farkındaysanız insanlar İmam Ali Aleyhisselam gibi bir ilim şehrinin yalnız bırakıp başka kapılara gitmeye çalıştılar. Bu ilim şehrinin tek bir kapısı vardı, Ali Aleyhisselam, velayet kapısı. Ve İmam-ı Cafer Sadık enteresandır buyuruyor, bu kapıdan çıkmayan her şey batıldır. Eyvallah. Yani bunu diyen imam, masum imam, yıllar sonra bu İslam ülkelerinde maalesef başlarına gelen zalimler ve sultanlar kendileri belki İslam'ı yaşamıyorlar ama insanlara
kuru bir İslam sunarak bu İslam'ı dayatmaya çalışıyorlar veya kendi kanun ve kurallarını yansıtmaya çalışıyorlar. Burada bu zulümlerinden dolayı burada bulunan çoğu mütefekkir olan insanlar, okumuş insanlar ecnebi ülkelere gidiyorlar. Ve bu ecnebi ülkelerde büyük başarı elde ediyorlar. Bugün NASA'nın çalışanların çoğu Türk ve İranlı, Azerbaycanlı, Pakistanlı ve Hindistanlı. Bugün dünyanın en büyük yazılımını yapan Pakistan ve Hindistanlı gençler İngiltere'de ve Avrupa'da. Yani demek ki bizler ilimde geri kalmamışız. Bulunduğumuz İslam topraklarındaki yöneticilerin yanlış politikaları ve dayatmalarından dolayı bizim elimizde olan mütefekkir ve o genç fidanlar başka ülkelere hicret etmek zorunda kalıyor. Ve onun için ne oluyor? Bu sefer bu yanlış politikalardan dolayı üçüncü dünya ülkelerindeki Müslümanlar ilimden bigane kalıyor. Ben size bir tane Türkiye mütefekkirinin bir tane sözünü söyleyeceğim. Diyor ki, ilimde ve bilimde bigane kalanlar bunun ateşiyle yanarlar. Eyvallah. Şimdi buradaki o zaman şunu söyleyebiliriz. Müslüman çocuklar, inançlı insanlar bilimde ve ilimde geri kalmamışlar. Bulundukları ülkedeki yöneticilerin dayatmaları ve zulümünden dolayı hicret etmek zorunda kalmışlar. Ve ecnebi ülkede bu taze beyinleri ve bu şeylere sahip çıkmışlar. Veya onlar böyle bir zemin... Daha iyi koşullar oluşturmuşlar. Evet, belki onlar bu İslam ülkelerindeki yöneticileri yönetiyorlar. Burada zulmü arttırıyorlar ki bu beyin göçü gerçekleşsin diye. Yani çünkü hiçbir... Bilinçli bir politika aslında. Evet, yani hiçbir yönetici nasıl inanabilirsin ki halkınla düşman olsun? Halkına zulmetsin. Halkının refahını düşünmesin. Halkın geleceğini düşünmesin. Kendisi için istediğini halkı için istemesin. İşte burada diktatörler, yani Kur'an'ın deyimiyle tağutlar, diktatörler, baskıcı siyasi yöneticiler, bizim bu gençlerimizin elimizden gitmesine neden olmuşlardır. Bilim adamlarımızın göç etmesine sebep olmuşlardır. Sonra da burada ne oldu? Biz bu beyinlerden ve bilimden mahrum kaldık. Ve ülkemiz ne oluyor? Geri kalıyor bu yönden. Şimdi her alanda sizin dediğiniz gibi tıp alanında Müslümanlar geçmişte 600-700 senede önce, 800 senede önce ilk harfi söyleyenlerdi. Bugün İbn Sina'nın yazdığı kitaplar hala sağlık kitaplarından istifade, Avrupa istifade ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün bunlar okunuyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz uzay ilmi ve astrolojide bizler ilk sahipler olmuşuz. Matematikte bizler böyle olmuşuz. Tarımda bizler gerçekten de başarılar elde etmişiz. Şimdi bunların elimizden çıkmasının nedeni emin olun siyasilerdir. Siyasiler normalde... Hacı, evet. Son bir dakikaya giriyoruz. İsterseniz son evet. Cümlelerimizi alalım. Tamam, İkinci bölümden inşallah devam eder. Ben son cümlemi bir Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle yapacağım ki bu kardeşlerim en azından gönüllerine belki bir ferah olsun. Allah-u Teala bize burada Mücadele Suresi 19'da şeytan diyor onları diyor avucunun içine almış ve onlara Allah'ı anmayı unutturmuş. İslam düşmanlarını, Ehl-i Beyt'ten uzak kalan insanları düşünün. Şeytanın taraftarlarıdır. Şunu bilin ki şeytanın taraftarları en büyük zarara uğrayanlardır. Allah-u Teala bize bunu haber etmiş ve biz inşallah o zarara uğrayanlardan olmayacağız. Bizler Hak'la beraber olursak, Ehl-i Beyt'le beraber olursak bizler başarılıyız. Burada kardeşlerimden
Ricam şu, ilinden bigane olmasınlar, birinden uzak durmasınlar. Ve yetkili olan, alim olan arkadaşlarımızdan dinin imkanlarını kullanırken bunu İslam için ve kenarındaki Müslümanlar için de kullanmalarını istiyorum. Ve Allah yar yardımcınız olsun. İnşallah daha sonra diğer konulara değineceğiz. Biz aslında siyasi fazla konuşmadık. Bu yöneticileri eleştirirken İslam ülkelerinin sosyolojik tespitleri maalesef yaptınız. Budur. Yani burada Müslümanlar var ama İslam yok. Avrupa'da Müslüman belki yoktur, çok azdır ama adamlar sanki insan hakları konusunda İslam'ın kurallarını kendilerine uygulamışlar. Görünüş bu. Allah inşallah Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi eğer siz kendinizi değiştirirseniz bir Allah kavim, da size yardım eder. Bir topluluk kendisini değiştirirse Allah o toplumu değiştirir. Eğer siz yeter ki isteyin, elinizden geleni yapın ve bununla ilgili de vazifemizi yapalım. Siz az önce bir şey söylediniz. Ya acaba dediniz böyle. Eğer İslam düşmanları rahat uyuyorlarsa, bilin ki bizden eminlerse, bilin ki biz vazifemizi yapmıyoruz. Biz de zalimlerdeniz. Eğer İslam düşmanları rahatsız oluyor ve yatamıyorsa, bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerden rahatsız oluyorlarsa, bilin ki biz vazifemizi yapıyoruz. Eyvallah. Ağzınıza yüreğiniz. Allah'ın emanında kalın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağ olun. Allah sayenizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli canlar, çok değerli Ehl-i Beyt alimimiz Sayın Seyyid İbrahim Hikmet hocamızla İmam-ı Zaman ağamızın sürecini konuştuk. Tarihten, Nehcül Belaga'dan İmam Ali Aleyhisselam'ın zamanın fitneleriyle alakalı hutbesinden günümüze gelerek günümüze de yorumlamaya çalıştık. Bir dahaki programımızda İmam-ı Zaman ağamızın zuhuru için mekan hazırlamaya inşallah gayret etmeye devam edeceğiz. Allah sizleri de bizleri de hepimizi İmam-ı Zaman ağamızın zuhuru için çalışıp çabalayan, mekan hazırlayan mümin ve müminelerden karar kılsın. Allah'a emanet olun, esen kalın.